Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bahçedeyim arkadaşlar. 3 tane yavruyu kaldırdım. Şöyle biraz zoomlayacağım. Bir tane gök. Biliyorsunuz gök yavrumuz vardı uçumdaki. Şu andaki durumunu göstermek için size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aşırı sık taklada. Diğer yanı da kafa kaldırarak geziyor. Gök yavrunun durumu bu. Çok sık taklada. Bir tane de takkalı bozumuz var arkadaşlar. O da bakın karşıda. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama trafonun o tarafta buraya gelmeye çalışıyor, gelemiyor. Orada da bayağı bir kuş var. Geliyor. Evet, gelmeye başarıyor. Şöyle göstereyim. Yani bu derece sık taklada. Gözünün önünü göremiyor diyebilirim. Boz da böyle. Takkalı boz. Bunun babayı, anneyi değiştirdim biliyorsunuz. Diğer takkalı bozlarla babadan kardeş ama anne değişti. Şu anda en tehlikeli zaman arkadaşlar. Pazartesi günüydü sanırım. Pazartesi günü. Benim bir boranın iki kuşu vardı havada. Kılıç kanat geldi. Aldı gitti kuşu. Kılıç kanat geldi aldı gitti arkadaşlar kuşu. Yani boranın yavrunun birisini aldı gitti. Bakın boz dumanlı sazganat kafa kaldırarak gidiyor. Bu aşırı sıkta. Şimdi bunu çözmesi lazım arkadaşlar. Bakın düze vuruyor. Düze vurmaya başladı yani. Yaklaşık bir videoya geç başladım. Kaldırırken başlamadım. Şarjım yok biliyordum ama varmış. Boz da bayağı düzeltmiş bakın. Boz da bayağı düzeltti takkalı. Ağızlar bir karış açık ama çok yorulmuşlar. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kuş ne kadar sık taklada olursa olsun yerine inecek. Anlatabildim mi? Kuş yerine inmesi lazım. Bakın boz duman kafa kaldırıyor. Diğerleri ne yapıyor? Takla dönerek geziyor. Bakın. Bakın. Kuş bu şekilde gezmesi lazım. Sıkını çözmesi lazım ki hayvan kendine gelsin. Bakın nereye inecek şimdi dikkat edelim. Bu hayvan sık taklada bir hayvan. Bakın takladan bitmiş durumda. Ama nereye ineceğini göreceğiz. Gördünüz mü? Boz da taklayı vurdu. Bakın. Bakın o da indi. Tam göbeğe indi. Boz dumanlımız da geldi. Sazganat boz dumanlımız. Bakalım o nereye inecek. Bakın o da tam hedefe indi. Bir tane takipçimiz ortadaki şeylere gerek yok abi demiş. O da beni rahatsız ediyor zaten. Geçen ben de onu düşündüm. O taşları alacağım arkadaşlar. Yani hayvanların ağızlarına falan bakalım arkadaşlar şu anda. Bakın gördünüz mü? Ne kadar takla döndü ki şu 20 dakika içerisinde hayvanların durumuna bakın. Ağızlarına bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi bunlar ne kadar böyle uçacak? Yaklaşık bir hafta kadar bu sürebilir. Duruma göre değişiyor tabi uçum şeyine göre, sıklığına göre. Ben sabah akşam uçuruyorum. Sabahları da geliyorum. Sırf şu yavruları başlatayım tüyden önce diye. Sıktan çıkarayım diye. Eğer bu şekilde bırakırsam kör topak derler yani. Kör döneğe girer derler bizde. Çok uğraştırır sonuna. Bazı kuşlar yatınca gevşer. Bazı kuşlar yatınca iyice sıkılaşır. Ya da yatınca İyice oyuna biner.
Bunlardan gevşeyeni de çıkıyor, çok oyuna binen de çıkıyor arkadaşlar. Yani bu üçlü şu anda iyi, fena değil. Yani ağızlarını görüyorsunuz, tam bir karış açık. Tam bir karış ağızlar açık arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size tekrar. Yani bunlar artık tur dönmüş yani. O kadar çok şey takla dönmüşler ki artık bitmişler yani. Havada da çok çalışıyorlar. Aralıksız çalışıyorlar yani. Taklayı hiç bırakmıyorlar. Ve birisi erkek, birisi dişi. Erkek iyice kızmış zaten. Gördüğünüz üzere. Şimdi yavruları da şöyle bir hareketlendireceğim. Yavruları yavaş yavaş hareketlendiriyorum çünkü. Onları da bir hareketlendirelim. Bakın yavrularımız da çıktı. Yavrular kendiliğinden böyle pırıl pırıl yapıyorlar. Hiç ellemiyorum bahçenin içinde. Biraz hareketlenmeleri lazım. Kendi kanatlarını güçlendirmeleri lazım. Manevra kabiliyeti yapmaları lazım. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Daha içeride var mı? Bozkirli varmış. Bir de bir tane daha boz var. Onları da çıkarayım dışarı. Şöyle şunu sokayım. Bezli olduğu için elimdeki şey bezden korkuyor. Bu ikisi de çıktı. Böyle hareketlenecekler arkadaşlar bahçenin içine. Bakın kendileri kendiliğinden böyle hareketlenecekler. Şöyle arada bezi dürtükleyeceksin bak. Bak hedef eğitim veriyoruz şimdi bunlara. Ha, şöyle bir yapacaksın. Kenarı çekileceksin bakın. Kendileri böyle bir dolaşacak. Bahçenin içine tekrar bakın nereye inecekler. Hedefe. Ve bahçenin içine inecekler. Bakın. Görüyor musunuz? Hiç bahçeden fazla çıkmadan bu şekilde dolaşacaklar. Yani bunu gün içerisinde bir 10 kere, 15 kere yapabilirsin. Boz dumanlar da kalktı. Bunlar yavru ekeleri eş almışlar. Bakın bunlar da kafa kaldırmaya başlamışlar yukarıda. Bu yavrular bu şekilde mesela gün içerisinde ne yapacağız? Bu şekilde birkaç yerden palazlandıracağız arkadaşlar. Bakın. Heh, böyle. Sonra geri geleceğiz. Onlara alan bırakacağız ki tekrardan hemen yerlerine insinler. Nereye ineceklerini bilsinler. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bu yavrular da artık bahçenin adabına, bahçenin kuralına uymaya başladılar. Bu arada iki boz dumanlı, onlar eş almış dediklerim. Neredeler? Kanat kanada verdiler arkadaşlar. O neydi lan öyle geçen? Vallahi kuşları eğer zoom'u yetirebilirsem arkadaşlar. Zoom yeterse ha. Bakın ta nerede çalışıyorlar. Bakın. Kırlangıçtan korktular. Vallahi çekemiyorum da nasıl? Çok yüksekler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orada çalışıyorlar bakın. Kuş yüksekte sökmesi lazım. Aşağıda bu kadar kuşa rağmen bakın. İlle ihtiyacım var diyor. Ben diyor yukarı çıkacağım diyor. Kendimi diyor orada yapacağım diyor. Orada sökeceğim diyor. Vallahi bir de kuşları görebilirsem. İnanın kuşları ben göremiyorum. Aha gördüm vallahi gördüm. Aha arkadaşlar buradalar. Evet kuşlarımız burada kadraja girdiler. Bakın böyle çalışıyorlar. Yukarıda dövünüyorlar. Bizim istediğimiz de bu zaten. Aşağıda da bunlar var. Şunları şimdi evet bir daha şöyle yapacağız bakın. Şöyle bir daha yapacağız. Heh.
Şöyle bakın. Biraz böyle şöyle gezinip gelecekler bakın. Aferin. Arkadaşlar hiç acele etmeyeceğiz. Bunu bir hafta bu şekilde yapabilirsiniz. Bir hafta bunu tekrarlayın. Bir hafta boyunca bu yavruları bu şekilde oynatabilirsiniz. Lan evden gelen içeride kalmış. Vay anasını. Eşşoleşek. Evden gelene bakın arkadaşlar. Evden gelen içeride kalmış. Balkon, balkon. Bunun adı balkon arkadaşlar. Balkon içeride kalmış. Balkonsuz kanat eğitimi mi olur? Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Allah seni de anlasın. Balkonu diğer uçan kuşların arasına koyun. Kaldırayım. Bana mısın demez. İstediğiniz hidayeye de girerim yani. Kalkar gezer o kuşlarla. Öyle bir şeye sahip. Hem fizik hem de içgüdüye sahip o kuş. Ben bundan eminim. Ben bundan eminim arkadaşlar. Sağlıkları yerinde hayvanlarımızın. Tüy dönemi geliyor arkadaşlar. Bu arada aşı yapacak arkadaşlar. Tüy dönemine kuşlar girmeden aşılarını yapsınlar ya da yaptırsınlar. Aşı çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Nasıl ki çocuklarda yeni doğduğundan belli bir yaşa gelene kadar aşı devam ediyorsa, aşı vuruluyorsa kuşlarda da aynı arkadaşlar. Aşı önemli. Çünkü artık hayvanların bağışıklık sistemi çok zayıf. Küçüklükten aşı ve vitamin takviyesi şart. Yoksa olmuyor. Eskiden öyle beslerdik. Kuru yem, iki tahta şey, kasa. Artık öyle olmuyor arkadaşlar. Profesyonel olmak lazım. Ama çok sığırcık var ya. Sığırcık kış kuşudur normalde. Sığırcık çok ya. Kameranın zoom'u da açık olduğu zaman önden geçiyor. Aklımı alıyor. Bakın bunlar da böyle kanat çalıştırıyorlar. Bunlar da bunların üst segmenti, bir üst dönemi. Bakalım ne olacak bu cengaverler arkadaşlar. Bunlar kanat çalıştırıyorlar görüyorsunuz. Şimdi bir tur daha çalıştıracağız. Uçurmadan arkadaşlar, yani çok ürkütmeden bir tur daha çalıştıracağız. Bakın şu yeterli bakın. Şu yeterli. Hepsi ayağını bir kesecek. Geri çekileceğiz hemen. Hemen geri çekileceğiz. Bakın. Hop. Balkona bak. Bu şeye bakın. Balkona, balkona. En üstteki balkon bakın. Bakın dolaşıyor bakın. Hareketlere bakın. Bakın bak bak. Bak. Görüyor musunuz? Bakın. 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 Balkona bakın, balkona. Hala uçuyor bakın. Hepsi indi. Aferin benim oğluma. Oğlan erkek. Aferin, yukarıda da iyi yürüdü kuş. Vallahi güzel. Çok iyi. Yavrularımız bu şekilde arkadaşlar. Bir deve tüyü. Şurada bir duman yine. Boz, 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 boz. Gök. Büyük gök. Şuradakiler 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane küçük yavru var arkadaşlar. 10 tane küçük yavru var. 10 küçük yavrumuz var. Bakın balkondan gelene bakın, bakın, bakın. Görüyor musunuz nasıl yükselmek istiyor? Kalkıyor, dolaşıyor. Görüyor musunuz? Hemen dolaşıyor ki ben uçayım diyor. Maşallah ona. Evet, ayı da geliyor. Bunu da unutmuşum kümeste. Bu da eke olmuş, koca kuş olmuş. Kaldırıyorum, ağır ya. Gidiyor oraya buraya konuyor. Ondan sonra kalkıp geliyor bakın. Fiziğe bakın Allah'ınızı severseniz. Koca kuş olmuş ya. Ben bunu şu şeyde unutmuşum. Yeşil kümeste. Şuna bakın. Kocaman kuş olmuş. Boz dumanlı erkek. Görüyor musunuz? Kilo verdiriyorum buna şimdi. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yavruları dediğim gibi bu şekilde sürekli kaldırıyoruz. Bir gezdiriyoruz. Yani bir perdahlandırıyoruz. Ondan sonra tekrar son bir kez daha kaldıralım yavrularımızı. Evet bakın.
şöyle yapıyoruz. Bunlar yerine gelecek, yine inecek. Bakın yükseldi. Evden gelene bakın. Balkona bakın, balkona. Balkon en üstte, bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Eşek sıpası. Aferin sana. Boz yavru da fena değil. Bakın boz yavruya bakın. Boz yavru da bakın turluyor. Oo, aferin sana. Eşek sıpası. Aferin. Evet. Aferin size. Aferin. Evet. Diğer kuşlarımız da arkadaşlar, şöyle hemen zoomla gösterebilirsem. Onları da çekeyim size. Ama inan, şuradalar, evet, gördünüz mü bilmiyorum. Buradalar. Onlar da bulutta geziyorlar. Gelsinler bakalım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.